Buradan öncelikle Mit Arkadaşlar bunca zaman boyunca öncelikle Tukan abiciğime ve bu zamana kadar beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Nasıl başladık yola bilmiyorum ama çok ani bir kararla başladım bu yayıncılık hayatına. Şu anda güzel bir şekilde ilerliyor. Çok memnunum, eğleniyorum. Vallahi farklı bir hayata girmiş oldum. 999.999. Farklı bir hayata girmiş oldum. Değişik bir ortam. Bazen üzülüyoruz, bazen gidiyoruz. Bazen kahkahalar atıyoruz, bazen birbirimize küfürler ediyoruz siz bana ben size. Ama özünde tartıya koyduğum zaman gerçekten iyi ki başlamışım dedirtiyor hayatımın çoğu yerinde. O yüzden bu zamana kadar destek olan, sohbet eden, muhabbet eden herkese sonsuz teşekkürler. 1 milyon takipçiye ulaştık. Amcıklar şu an çık gir yapıyor. Onları siktir edin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Nice nice eğlenceli zamanlara, nice nice mutlu zamanlara, nice nice güzel zamanlara diyorum ve ben pastamı yakıyorum. Bak bu da hediye ha. Bu da doğum günü hediyesi. Malumanın hediyesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Önce mumlar. Yanmıyor mu? Mum niye yanmıyor? Aaa şey açıklan lan dur dur dur. Şunu kapatacağım bekle. Yapacağım. Bu arada 1 milyon olduk bak. 1 milyon yazıyor. 1 milyon. 1 milyon. Hayırlı, hayırlı olsun. Hep beraber üfleyeceğiz. Ben şimdi kameraya uzatacağım onu. Tamam mı? Bununla yakacağım hemen. Hep beraber üfleyeceğiz Joniler. Tadına da ben bakacağım artık. Keşke teknoloji gelirse size de tadına baktırabilsem. Herkes nefesini tutsun. Duyunuz mu? Maytap yanmıyor. Maytap yanmıyor. Evet arkadaşlar. Hayırlı olsun. 1 milyon takipçimiz. Dediğim gibi konuşmayı zaten yaptım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Canınız yerim. İnşallah nice, nice güzel zamanlar olur inşallah. Haydi bakalım üfle. Evet üf. Herkes de üfledi. O zaman pastanın da bir tadına bakayım değil mi? Pastanın da tadına bir bakayım, Johnny. En sevdiğim pastalardan biridir. Muzlu çikolatalı. Kaç TL abi? Allah, 300 lira mı ne verdim amına koyayım. Oğlum ucuza bir şey kalmamış ki. Pastanın tadına bakıyorum hemen. Bak bu pastada ilk başta ne yapacağım biliyor musun? Bak Johnny. Işığı açayım da bekle siz görün. Şu an muhtemelen kameraya gözükmüyor. Şöyle yapsam iyidir. Bak şimdi bu pastada ilk ne yapacaksın? Benim bu pastada en sevdiğim yer ne biliyor musunuz? Bak. Şunu yiyeceksin şunu. Direkt bu. Diğerleri hepsi fasafiso. Oğlum pasta yamuk fark ettiniz mi? Aslında bir ne olduysa bu pastaya bir şeyler olmuş. Şöyle bir daldırayım mı kaşığı? Çatalı Hayırlı olsun. Hepinize tekrardan teşekkürler. Çok sağ olun. Canınızı yerim. 500 TL göndermiş Zeymik teşekkürler. Bu destek olan, abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Şurayı bir halledelim hemen. Normalde bizde çünkü takip kısmı kapalı. Şöyle yapalım. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Yetişemediysem affola. 1 milyon takipçinin hayırlı olsun demiş Yaren. Eyvallah teşekkür ederim. Junior Miraç bu ne? Her şeyimsin, aldığım nefesimsin sen. Evet. Böyle Oğlum, bir Oğlum daha onu diyecektim. Birileri şeyi sanmış kendi kendine bak tam şu editçiler. Tam şu kafa bak beyinleri böyle çalışıyor. Lan! O ne? Bir detay yakaladım. Bak bu ekip ne sanmış biliyor musunuz? Ben şey aldım ya. Eee kıyafetleri alıp soru çektim ya. Böyle birkaç tip şey yazmış. Kadın çantası mı o? Sonunda yakaladık. Ka Arkadaşlar. Cinsizim. Cinsiyetçilik. Cinsist. Ne yapıyorsunuz siz ya? Erkekler çanta kullanamaz mı? Benim bu. Al önünden de tespihim. Cinsizim ya. Kendi kendime o kendi değiştirdim kelimeyi. Biraz kendileri öyle şey yani şu kafa. O çanta da ne? Yakaladık. Kendi kendilerine böyle bir şeyler yapıyorlar işte. Oğlum bugün şeye gittim, pazara gittim, tamam mı? Ondan sonra pazar dönüşünde de Dedim lan hazır buraya gelmişken kahvaltı yapmadım Bayağıdır yemiyordum yani uzun süredir hiç dışarı yani en son küçüklüğümde falan yaptım hani dışarıda dolaşırken Çiğ köfte dürüm alıp yerdim Küçükken Bir buçuk lira mı neydi Ben bunu bayağıdır yapmıyorum ama yani kaç yıl olmuştur yani. dışarıda hiç oturup da Çiğ köfte dürüm yemedim Kardeş bugün gittim Çiğ köfte dürüm aldım Ayranı ile beraber ne kadar Ne kadar 50 lira. 50 lira. Normal bir çiğ köfte dürüm ya ayranıyla. Yani o yüzden artık abartmayın aga. Ben artık şuna inanıyorum ya. Bazıları saplamaya geçmiş. Bunun tüm masrafı 50 lira olabilir mi ya? Yeme. Aa, ondan sonra şunu düşündüm. Ki genel fiyatlar böyledir hani burada 50 ise başka yerde de 40 olsun amına koyayım hadi 35 olsun daha da aşağısı yoktur bence. Belki gramajı fazla bilmiyorum. Abi millet de yiyecek? Diyelim ki öğrenci bir çocuk ya. Öğrenci bir çocuk çiğ köfte dürüm eskiden gayet normal bir yiyecekti yani hani. 1,5 liraydı. 2 liraydı hadi ayranıyla beraber 3 lira olsun amına koyayım. Şu an yani bir öğrenci ne yapıyorsunuz da siz? <laughs> Nefes alma. Tost oğlum tost ne kadar oldu ki amına eskiden 2,5 üç liraya tost deniyordu 5 liraya. Şu an tost ne kadar? De bilmiyoruz ki abi ne yaptığımızı. Tost kantin tostu, klasik kantin tostu hani o ince ince doğradıkları. Onlar herhalde bir artık 20 20 lira olmuştur. Ama şu tost bak. şu tost. Beni bulamadın değil mi? Değişti ismin. zaman boşuna çalıyor ya. Telefonum ring ring. Bu tost. Ya daha gelince bak. zorlama. Bu. Oooo oh, mana milyon ne lan? Beni bulamadın. adına dikkat wow. Beni zorlama uzak ol Beni Vallahi, bu tost şu an 25 lira vardır işte Dün bildiğin sıradan Karışık tost dedim 40 TL ayranla 65 lira ödedim amana koyayım. Zor. Vallahi zorla. Bura büyüdü mü? Şöyleydi herhalde bende ya. Oğlum bak diyorum size eskiden abi eskiden de eskiden eskiden iki buçuk litrelik kolayı iki buçuk liraya alıyorduk. Şu an ne kadar iki buçuk litrelik kola? La asıl ben dün Adana söyledim. Adana Adana lahmacun 50 lira. Ama şimdi mesela lahmacun 50 lira. Çiğ köfte dürüm mü lahmacun mu desen lahmacun yerim amına <laughs> koyayım. Lahmacun yerim yani. Benim başım ağrıyor la. Mert'in başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Lan, yoksa... güzel. <laughs> Şimdi, bugün ne yapıyoruz? Sevgili dostlar. Bu arada Breaking Bad'e başladım. Breaking Bad şu an dördüncü bölümde miyim? Dördüncü bölümde mi neyim? Say my name. Şu an güzel ilerliyor, Allah'ın izniyle. Akacak. Güzel bir dizi olduğuna inanmaktayım. Güzel bir dizi olduğuna inanmaktayım, bakalım. Neler, ben zaten birinci sezonunu izlemiştim. Asıl mevzu herhalde 2-3'te falan başlıyor. Oralardan sonra akacağız. Efsane dizi. Jesse Pinkman falan ha. Skyler. Skyler da yazık kadına. Üzülüyorum şu an. İlk sezondayım. Hem hamile hem kocası eve gelmiyor etmiyor. Ama kadın da bir darlayıcı bir karı. Belli. En ince ayrıntısına kadar darlıyor yani kocasını. Arada üzülüyorum. Arada sinir oluyorum ama bakalım. Yaşayacağız göreceğiz. Her an spoiler yiyecek misin gibi. Aa, o, 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 o. o. Spoiler vermeyin şöyle dursun chat. Spoiler vermeyin. Spoiler vermeyin. Bugün ne yapacağız? Bugün Nerede benim klibimi aldınız mı? Klibimi aldınız mı? Bir yeni gelenler siz kaçırdınız. Bu ne ya? Hayır o değil oğlum. Klibimi aldınız mı benim? Nasıl klibini almazsınız onun ya? Hayır, bunu aldım. Yalancı bu değil. Kimi kandırıyorsun lan sen? Ya ne gizli ya. Götüm araya kaçmış. Sen bunun klibini mi aldın şerefsiz? Ayıp değil mi amına koyayım? Hazırda tutmuş bir de lan. Hello. 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 Uh, is Mikhail home? Michael. No, he's out. Bak şu an chatte gördü. Bak şu an gözler görüyor şu an chatte o yazanı yukarıya doğru. Gördü bak şu an. Görmedin mi amına kodum gördün? Kamin. Thank you. You're welcome. You're welcome. Araya kaçmış abi short. Benim götüm büyük ya. Rahmetli babaannem bana tamperli derdi zaten. Lakam benim tamperliydi. Götüm büyük diye. Yapmıyor. Hayır bunu değil ya. Şey girdim ya oğlum. Adidas takımıyla.